Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu fotoğrafta bugüne kadar görüntülenmiş en büyük Einstein halkalarından birini görüyoruz. Fotoğrafta aslında birbirinden çok farklı uzaklıklarda olan ayrı gök cisimleri bulunuyor. Görüntüsü halka biçiminde bozulmuş olan şey bizden 9 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi iken halkanın ortasındaki parlaklıksa bize daha yakın, yani yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksi kümesini gösteriyor. Peki bu arkadaki galaksi nasıl oluyor da böyle parçalanmış, bozulmuş ve yakındaki galaksi kümesiyle iç içe geçmiş bir halka gibi görünebiliyor? Ya da bu yapılara neden Einstein halkası adını veriyoruz? Gelin beraber inceleyelim. Einstein'ın 1915 yılında ortaya koyduğu genel görelilik kuramı, uzayın dokusunun bir lastik gibi esnek bir yapıda olduğunu söylüyor. Buna göre evrendeki her cisim kütleleri oranında uzayın dokusunu büküyor. Cisimlerin kütlesi arttıkça bu bükülmenin oranı da artıyor. Kütle sebebiyle bükülmeye maruz kalan şey uzayın dokusunun ta kendisi olduğundan, ışığı oluşturan fotonlar gibi kütlesiz parçacıklar bile bu bükülmelerden etkileniyor. İşte yıldızlar, süpernovalar, galaksi kümeleri, hatta kara delikler bile bizim gözlem noktamıza göre arka arkaya hizalanmışlarsa, öndeki gök cisminin yarattığı bükülme sebebiyle oldukça ilginç görünümlere kavuşuyorlar. Bu yapıların oluşumunun arkasında yatan bilimsel kuram Einstein'ın ortaya attığı genel görelilik kuramı olduğu için Einstein halkası olarak biliniyor. Ama daha da önemlisi, ortaya çıkan bu etki aslında doğada kendiliğinden oluşan devasa bir teleskop görevi görüyor. Yani normal şartlar altında en büyük teleskoplarla bile görmemizin imkansız olduğu bazı objelerin ışığını toplayarak görünür kılabiliyorlar. Bu yüzden Einstein halkalarının oluşumunun arkasında yatan mantığa verilen bir diğer isim kütle çekimsel merceklenme olarak geçiyor. Çünkü bu olaylarda evrendeki cisimlerin kütleleri bir mercek görevi görüyor. Zaten teleskop yapımında kullanılan lensler esasında yoktan var ettiğimiz şeyler değiller. Bunlar doğada hali hazırda bolca bulunuyorlar. En basitinden içi su dolu bir bardağa koyduğunuz nesneye baktığınızda cismin görüntüsünün kırılıma uğradığını kolayca fark edebilirsiniz. Yani su bir tür lens görevi görüyor. Teleskoplardaki lenslerin görevi de uzak bir objeden gelen ışığın kırılıma uğramasını sağlayarak gözlem ekipmanına daha fazla fotonun ulaşmasına yardımcı olmak. Örneğin günümüzde en çok kullanılan teleskop türlerinden biri olan mercekli teleskopların içinde bir objektif lens bulunuyor. Bu lensin çapı ne kadar büyükse teleskoba daha fazla ışığın girmesini sağlıyor ve teleskoba giren ışıklar bu lens sayesinde bükülüyor ve nihayet gözlemin yapılacağı göz merceğine iletiliyor. Bu tür teleskopların diğer bir adının refraktör, yani ışık kırıcı teleskop olmasının sebebi de bu. Ekranda da mercekli teleskopların çalışma mantığını anlatan bu görselle kütle çekimsel merceklenme görseli arasındaki benzerliği fark etmek zannediyorum ki zor değil. Dolayısıyla Einstein halkası ya da kütle çekimsel merceklenme oluşumunun ardında yatan mantıkla mercekli bir teleskobun çalışma mantığının neredeyse aynı olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden gök cisimleri bize göre ideal konumlarda hizalanmışlarsa çok yüksek ışık toplama gücüne sahip bir teleskop halini alabiliyorlar. Bu da tahmin edebileceğimizden çok daha uzaktaki gök cisimlerini görmemizi sağlıyor. Örneğin 2007 yılında astronomlar bize birkaç milyon ışık yılı uzaklıkta bir galaksi kümesini keşfetmişti. 2014 yılına gelindiğinde ise bu kümenin yakınında görülen bir süpernovayı gözlemlediler. Ama yapılan gözlemler süpernovanın bu galaksi kümesinin içinde ya da yakınlarında olmadığını gösteriyordu. İşin aslı, bu süpernova 9 milyar ışık yılı uzaklıktaydı ve süpernovanın ışıkları bize doğru olan seyahatlerinde galaksi kümesinin kütlesi nedeniyle bükülmüştü. Böylece süpernovanın görüntüsü 4 ayrı bölgeye yayılmıştı. İlk mercekli süpernova fotoğrafı olarak da tarihe geçen bu görüntü devam eden yıllar boyunca ayrıntılı biçimde izlenmeye devam etti. 2018 yılındaysa bu süpernova görüntüsünün yakınlarında bir yıldız olduğu tespit edildi. 9 milyar ışık yılı uzaklığıyla o güne dek gözlemlenen en uzak tekli yıldız olan ve Lensed Star 1, yani merceklenmiş yıldız 1, daha sonra Icarus olarak isimlendirildi.
İkarus'un uzaklığını daha iyi kavrayabilmek için evrenin yaşının bile 14 milyar yıl civarında olduğunu hatırlayın. Yani bu yıldızın ilk ışıkları büyük patlamadan yaklaşık 5 milyar yıl sonra yolculuğuna başlamıştı. O zamanlarda henüz güneş sistemimiz bile tam olarak oluşmamıştı. Yani normal şartlar altında bu kadar uzak bir yıldız yüzlerce kat daha soluk olurdu, fakat yıldız ve bizim gözlem noktamız arasında kalan galaksi kümesinin yarattığı devasa kütle çekim sayesinde bu yıldız keşfedilebildi. Çünkü az önce anlattığım gibi bu galaksi kümelerinin kütlesinin uzayın dokusunda yarattığı bükülme bir refraktör teleskobun ışığı bükmesinde olduğu gibi yıldızdan gelen ışıkları büküyor ve daha fazla foton toplayarak yıldızı daha parlak bir görünüme kavuşturuyor. Elbette kütle çekimsel merceklenmeyi kullanarak çok daha büyüleyici görüntüler de elde edilebiliyor. Örneğin bizden 6 milyar ışık yılı uzaklıkta yüzlerce galaksiden oluşan Hubble 370 galaksi kümesine Hubble Uzay Teleskobu ile baktığımızda bizi böyle bir görüntü karşılıyor. Burada gördüğümüz gök cisimlerinin neredeyse hepsi birer galaksi. Ancak fotoğrafın bir kısmında yayılmış ya da bozulmuş biçimdeki galaksileri de görebilirsiniz. İşte bu bozuk ve yayık görüntüye sahip galaksiler aslında Hubble 370 galaksi kümesinin arkasında kalan diğer galaksiler. Bu noktada artık Hubble 370 kümesindeki galaksilerin kütlelerinin Einstein halkasının oluşumuna sebep olduğunu biliyorsunuz. Bu bükülme ve parlaklık artışını gözlemlemek için her zaman milyarlarca ışık yılı uzaklığa bakmamız da gerekmiyor. Kendi güneş sistemimiz içinde buna benzer etkileri görebiliyoruz. Örnek olarak 2017 yılında çekilen bu videoya bir bakalım. Videodaki büyük cisim Neptün gezegeni. Neptün'ün sol üstünde ise bir yıldızı görüyoruz. Alttaki grafik ise bu küçük yıldızın parlaklığındaki değişimleri gösteriyor. Düşük parlaklığı sebebiyle Neptün'ün uydusu Triton'u görüntüde net biçimde göremiyoruz ama az sonra Triton bu yıldızın önünden geçecek. Yani bir tutulma yaşanacak. Bu geçiş sırasında yıldızın parlaklığının düşeceğini tahmin etmek zannediyorum ki hiç de zor değil. Tutulma tam bitmek üzereyken ise ilginç bir şey yaşanıyor. Yıldızın parlaklığı bir anda normalde olduğundan çok daha yüksek bir parlaklığa ulaşıyor. Çünkü tam bu tutulma bitmek üzereyken yıldız ve yıldızın önünden geçen Triton bizim bakış açımıza göre tam da doğru biçimde hizalanıyor ve Triton'un atmosferi bir tür lens görevi görerek arkada kalan yıldızın ışıklarını bükerek topluyor. Böylece ani bir parlaklık artışı görüyoruz. O halde gelin buraya kadar öğrendiklerimizden çok ilginç bir beyin fırtınasına doğru ilerleyelim. Kütle çekimsel merceklenme etkisi eğer ki objeleri normalde görebileceğimizden çok daha parlak ve büyük biçimde görmemizi bedavadan sağlıyorsa ve gök cisimleri doğru hizalandığında Hubble gibi bir teleskobun çok daha güçlü olmasına yol açıyorsa, dünyaya yeterince uzak bir mesafeye küçük bir teleskop gönderip dünyayı da devasa bir lens olarak kullanamaz mıyız? Bu mantıkla, yani dünyayı lens olarak kullandığımızda ürettiğimiz yalnızca 1 metre çapa sahip görece düşük bütçeli bir uzay teleskobuyla bile bugüne kadar üretilen tüm uzay teleskoplarından daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edebiliriz. Astronom David Keeping tarafından ortaya atılan ve teraskop adı verilen bu fikir, dünyayı gerçekten de bu şekilde optik bir teleskoba dönüştürebileceğimizi söylüyor. Başta kulağa oldukça absürt ve zor gelse de fikrin arkasında yatan mantık videoda anlattığımız kavramlarla tamamen paralel. Dolayısıyla esasında ilk başta düşündüğünüz gibi aşırı fantastik ve gerçekleştirilemeyecek bir proje değil bu. Üstelik gerçekleştirilirse öte gezegenlerdeki dağları bile gözlemleyip fotoğraflarını çekebiliriz. Teraskop konusunu kardeş kanalımız olan Feza Gezginlerinde detaylı biçimde anlattığımız için burada yeniden detaylandırıp vaktinizi almak istemiyorum. Açıklamadaki linke tıklayarak videoya gidebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Astropera kanalının içeriklerini beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanala ücretsiz biçimde abone olarak destek olabilir ya da YouTube Katıl, Patreon veya Kreosus platformlarından birinde küçük miktarlarda da olsa bağışta bulunabilir ve Türkiye'de astronomi bilimini daha geniş bir kitleye aktarılmasında yardımcı olabilirsiniz.